Sohbetin heybetli gel bediye eklenmeye. Mukaddera heybetli mehmuniye habbemniye. Her kıymetli çok şerbetli. Ay 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 ay. Yallah gider yallah fevzi. Muhker gider meşakatli. Her suniye tıpkır elbak. Hüsünniye canım geldi. Yallah Peşto! Hoş gelmiş anam, öpüm. İstemez. Nasılsın Peşto? İşler nasıl gidiyor? İşler geçinip gidiyor ağam. Nerede? Nerede ağam? Mal nerede? Mal. Ha mal. Mallar burada ağam. Hem de taze taze, yeni çıkmış ha? Cevuma da asadı. Efendim, buyurun. Bu incedir. Bir dakika. O zaman... Bu incedir. Bu da kalındır. Vallahi bilmem ağam da bu sonuncundur. ya? Yarasın ağam. Bundan ne kadar var? 20-30 varil var ağam. Bize 60-70 lazımdır ya. Don't worry ağam, çalışırız, hazır ederiz. La iyiden iyi ya, businessman oldun ağam. Şerefsiz. Eyvallah, sayende onu da bulacağız ağam. 2800, 2900, 3000 dolar. Bu avanstır ha. Ne gereği vardı ağam? Parayı teslimatta da alırdık. İyi o zaman, tamam. Oy. Sağ ol ağam. Allah razı olsun. Bak! Şerefsiz sen. Ağam. Vay. Bu nedir? Sadrazam kamışı değiller. Kendi ellerimle yapmışım, ağzınıza layık. Sık lan. O poklu ellerinle yaptığın kamışı bana yedireceksin, öyle mi? Götme lan. Şerefsiz. Teybil sesini kız, sesini. De kılasın selam var Peşto. Aleyküm selam. Gönderdiğin şişme kar patlamış, yenisini isteyin. Kar patlamış? He vallahi. Esi ostura camdan uçup gitmiş, balon gibi. Demek camdan balon gibi uçup gitmiş. Peki sen ne dedin? Ben dedim ki, söylerim Peşto ağama dedim, bir dahakine lastik şambrelinden yaptırın, öylesi daha sağlam olayı dedim. Gidi koca Peşto, ulan 2 bidon petrol için pezevenklik yapıyız elin gavuruna be. Ne üzülüyorsun ağam? Şimdi arkadaşım pezeven gider. Silim! Oh! Ne vurursun ağam ya? Pezeven senin babaydın. Ulan var ya. Can. Kamil. Tamam kalk kalk. Ya Kamil sen... Nerede kaldınız? Ha? Operasyon 2 dakika gecikmiş bulunmakta. Ben sana dedim oğlum getirmeyelim musulü diye. Ya kayarak geldi yapıştı. Aklım gitti çakılacağız diye. Ya Bahattin abi. Sen bize ne dedin abi? Ha? Uçan uçmaz ipi çekeceksiniz demedin mi? Paraşütün ipini böyle çek, aç, açılmadı işte. Allah'tan yolda Tezcan'a rastladım da sarılarak indik abi. Beyler, zaten geciktik. Vaktimiz çok az. Hadi uzatmayalım. Şimdi unutmayın, içeri girdiğinizde içerideki askerleri etkisiz çalışmaya hale kalıyor. Etkisiz kılmaya çalış. Etkisiz hale getiriyorsunuz. Kimse önceden hareket yapmasın. Hadi bakalım. Başlıyoruz. Hadi beyler, kazanız mübarek olsun. Çantam takıldı lan. Aa, bırak. Beynimiz gitti lan. Ha, Tezcan. Yemin ederim sana vallahi billahi sen öyle düşünce ben seni öldü zannettim ya. Ne yapacağım? Barıkken bunu ya. Ya Kamil ne alakası var oğlum ya? Havadan işte içimiz geçti biraz da. Şşt, hadi kalk. Çok acelemiz var. Kalk. Bekletmeyin. Hadi Recep. Hadi gel. Ulan sıkı durasına koçum. Ulan. Nasıl gireceğiz içeri? Bu ne lan? Bak şimdi, bunu hedefe doğru fırlatıyorsun. Döne döne gidiyor, hedefi vuruyor. Arkasından döne döne sana tekrar geri geliyor. Bu? Hı. Gidiyor, ondan sonra geri geliyor ha? Evet. O kadar akıllı yani. İnanmıyorsun değil mi? Ha? Gör o zaman, adam yapmış bunu. Daha yeni gitti. Ya Kamil, bu iş çelikle çomakla olmaz. Allah'ını seversen fazla zamanımız yok. İşi profesyonellere bırak. Bu ne lan? Şöyle kenara çekil de çengel bir yerine girmez. Çekil. Tamam abi. Ben etrafı kolluyorum. Yukarısı asker kaynıyor galiba lan. Gel başka yerden gel. Yapacağız. Böyle olmayacak. Ben bu işten vazgeçiyorum abiciğim. Çok ayıp Bahattin. İnsan operasyonun en çirkin yerini böyle vazgeçer mi? Sıçtırtma lan operasyonla. Biz burada daha düz duvara tırmanamıyoruz. Zaten tansiyonum düştü. Bir de gelmiş bana civciv bir şeyler söylüyor. Hadi topla arkadaşlar. Memlekete geri dönüyoruz. Bırak yemişim operasyonu bırak ya. Ana Kamil geliyor. Ne lan öyle hoplayıp zıplıyorsun tavşan gibi ha? Tezcan nerede? Tezcan içeri sızdı. İçeri mi sızdı? Nasıl? Yani aslında içeri sızmadı da içeri düştü. Ya bu salağı biz şimdi nasıl çıkartacağız dışarı ha? Bahattin abi kapıyı çalalım. Ne diyelim ki birader kusura bakmayın rahatsız ettik ama bizden bir arkadaş içeri düştü. Alabilir miyiz diyelim. Yalan söylemeyelim bence. Kamil. Hı? Bir laf daha edersen şuran bu bıçağını senin bir tarafına sokarım. Şşt. Abi hala orada mısınız ya? Ben de sizi içeride bekliyorum. Hadi gelin abi. Bu Zeki de in midir, cin midir, ajan mıdır, majan mıdır anlamadık be abicim. Beyler, operasyona başlıyoruz. Buyurun. Tezcan nerede? Tezcan. Geldim abiler, geldim. Sus. Beyler, başlıyoruz. Dikkat. Hadi. Devam et. Kaldır. Kaldırsana oğlum. Zeki, kamera hazır mı abi? Hazır abi. Beyler, bu sefer lütfen kamera kayıttayken isimlerimizi telaffuz etmeyelim, tamam mı? Tamam, tamam. Hadi baba, kayıt. Kayıtta mısın Zeki? Kayıttayım Recep abi. Kamil! O masken nerede? Abi ben onu tuvalette unutmuşum Bahattin abi ya. Abi biz ne diyoruz sen ne yapıyorsun ya? Biraz daha dikkatli olun diyoruz ya. Adam maskesiz geldi oturdu buraya. Ben biliyordum bu salağın bir bok yiyip işi berbat edeceğini. Ne yapacak Tezcan? Ne bileyim Bahattin. Tamam ben vereyim. Al Kamil. Al abi. Tamam. Aferin ulan Zeki. İndirin maskeleri abi. Merhaba. Biz bu petrol teknolojisini ele geçirdiğimizi tüm dünyaya bildiririz. Yıllardır çeşitli bahanelerle zırt pırt kesilen Kerkük petrol boru hattı bundan böyle bizim kontrolümüzde güvenle Türkiye üzerinden akışı sağlanacaktır. Ayrıca bu tarz kesilmelerle yıllardır zarar görmüş ülkemiz alamadığı kadar petrolü de ücretsiz olarak alacaktır. Herhangi bir örgüte üye olmadığımızı buradan tüm dünyaya bildiririz. Eğer boru hattına girmeye kalkarsanız, buraya öyle bir şenlik yaparız ki bizden sonra yanan kuyuları 8 seneye zor sondurursunuz. Bunu da hiçbirimiz istemezdik herhalde. İyi günler. Çok iyi be. Vallahi helal olsun Recep'im. Ben bile tırstım ha. Eyvallah. Hadi abi kaçet hemen gönder oğlum. Get me the president. Vardır, çeviririz açarız diye düşündüm. Ben nereden bileyim bunların böyle olduğunu? Söyle bakalım Kamil Efendi. Sence bunlardan hangisi Türkiye'nin vanasıdır? Bak şimdi. Bu buradan böyle geliyor, 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 geliyor. Geliyor. Gidiyor. Bu değil. Bu buradan böyle geliyor bak. Geliyor, geliyor, geliyor. Bu tarafa geliyor, 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 geliyor. Bu nereye gidiyor? E benimkine gidiyor Kamil. Tövbe tövbe ya. Çekil şuradan ya, beceriksiz. Bak, boru bu işte. Kör. Halis bulis Türk borusu. Türkiye'ye gidiyor. Tipinden belli. Tut da çevirelim şunu. Aksın mübarek yurdumuza doğru. Ulan bu ne kadar sertmiş. Çevir. Dur Kamil, bana doğru geliyor. Kamil! Lan! Lan Peşto patladı Kamil! Kapat lan! Aslan lan, bana da lan! Lan! Yok yok, basınç yaptı. Çok zaman kullanılmadı ya, ondan basınç yaptı, basınç. Ha bunlar sondu. Bırak oraya. Dövme mi lazımdı? Dur! Eller yukarı! Ateş etme oğlum, biziz lan. Allah Allah. Zenci askerler kaçtı sandım abi. Pardon, pardon. Pardonmuş. Heyecandan kaşığı yutuyordum ben. Senden nöbetçi möbetçi olmaz, gerizekalı. Size ne oldu böyle it bokana bulanmış gibi geldiniz? Bahattin abi, petrolü bulduk. Allah Allah. Irak'ta. Bir sürü vana vardı, tamam mı? Borulara oğlum, böyle... Bir sus lan. Ömrümüzü aldın lan, bir sus! Bu salak gitti, yanlış vanayı açtı, petrol fışkırdı. Yanımızı zor kurtardık ya. Neden kabahat bende oluyormuş Tezcan? Ha? Ya tamam, uzatmayın. Sonuçta vanayı açabildiniz mi? Yok be abi, o kadar çok vana var ki. Türkiye'nin vanası hangisiydi bulamadık. Neyse, hallederiz, tamam. Telefon. Beyler, Murat abi. Alo Murat, ne haber? Ha? Haberler mi? Televizyonda mı? Hangi kanalda? Tamam. Beyler, acil bir televizyon bulun. Haberlere çıkmışız. Buyurun. Biraz sağa dön. Sola dön, sola. Oldu mu? Yok, ona değil. Biraz sağa dön. Ha, dur, öyle dur, kırılarsın. Sayın seyirciler, bugün Başbakanlık konutu oldukça hareketli bir gün geçiriyor. Tüm dünya basını bu operasyonun Türk gladyosu tarafından organize edildiği yönünde görüş bildirmektedir. Ben de çıkmış mıyım? Kamil, kımıldama oğlum. Bu konudaki görüşlere bir sonraki izlerimizde geniş yer vereceğiz. Ulan hiç bu kadar kolay olacağını sanmazdım biliyor musun? Ne sandın? Havayakımın karşısına kim durabiliyor? Ulan kimsenin yapamadığını biz yaptık be. Kerkük-Taşlık boru hattına yapılan bu terörist eylemin kesinlikle Türk Silahlı Kuvvetleri ile bir ilgisi olmadığı, kesin olmamakla beraber bir grup sabıkalı eylemcinin işi olduğu belirtildi. Bugün Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı diğer açıklamada en yakın zamanda Kuzey Irak'a Dışişleri tarafından belirlenecek olan yerinde inceleme heyeti gönderileceği yönünde. Danışma krizinden sonra Irak'a gidecek olan yerinde inceleme heyetinin kaç kişiden ve kimlerden oluşacağı bilgisi meclis kulislerinde tartışılıyor. Sayın seyirciler, arkadaşlarımız da şu anda Büyük Millet Meclisi'nde, az sonra onlara bağlanacak ve bilgi alacağız. Ulan! Ulan mahvolduk ulan! Şimdi boku yedik tabii! Gitti oğlum Tezcan! Gitti lan! Kabremi, barbuni, zarbuni, verduni, mahrumela, kalsuni, fakr fakiyane, bombardani. Kabremi, barbuni, elzuhuni, delderduni. مخرم الله قبصوني قياني بمبرداني مخرم الله بربوني زرقوني دارتوني مخرم اللي يزعق قلبوني مخرم زينة حقني لقرنا مرموني سنجل باري كنجاري مقلينا زوجون زاني كم رجالي بطلاني Var mı buz gibi soğuk su içen, votur votur su, buz gibi soğuk su içen? Al bakayım. Tezcan da Hızır mıdır, psikopat mıdır anlamadım gitti ha. Ne Hızır abicim? Herif psikopatın önde gideni. Kamil, Zeki'nin yerine nöbetçi kulübesine sen geçiyorsun abicim. Niye abicim? Tezcan geçsin. Ulan herif hem psikopat diyorsun, hem nöbet tutsun diyorsun. Herif gelene gidene ateş ederse ne olacak Kamil? Bahattin haklı Kamil. Öyle herkes nöbet tutamaz. Bu iş senin işindir. Sağa yakışır. Okey abi. O zaman sen tut Bahattin abi. Ben? Oğlum ben komutanım. Komutanlar nöbet tutar mı Kamil'im? Yok ya. Nereden belli senin komutan olduğun? Aha işte komutan. Asker ayağa kalk. General. Emredin komutanım. Kamil, bundan sonra seni onbaşı yapıyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun komutanım. Sen de sağ ol asker. Oğlum onunla bir şey oldum lan ben. Dinime imanıma çok yakıştım. Oh. Thank you. Bir şey değil canım. Aa, kadından asker. Vay be, ulan az daha susuzluktan ölecekmiş ya. Güzelsin ama nankörsün. Esirlerin içinde kadından asker var lan. Ne ulan? Oyuncak bebek bulmuş gibi konuşuyorsun. Ha? Kadından asker olamaz mı? Allah var ama çok güzel bir kız lan. Olabilir Tezcan. Olabilir ama unutma ki onlar esir. Yani emanet. Lütfen kızımıza asılayım deme. Ne asılacağım be kardeşim? O bana asılır sonrasını bilemem ha. Onun sana asılmayacağı kesin, o zaman sorun yok. Ya Bahattin'cim, bir aşk yaşanacaksa yaşanır. Sen bu taş kalbinle aşkın, kaderin önüne geçemezsin birader. Doğru söyleyeyim. Aşk engel tanımaz. Can kardeşlerim, bırakın aşkı meşki ya. Biz Van'a işini ne yapacağız, onu düşünelim. Van'ayı açıp memlekete petrolü göndermemiz lazım. Burada aşktan meşkten bahsediyorsunuz ya. Ay orası Van'a dolu. Hangisinin bizim Van olduğunu nasıl anlayacağım? Buldum. Bütün Vanaları açalım. He? Oldu canım. Ulan birini açtın, 2 tanker benzin yuttuk lan. Ulan hepsini açarsan TUSİN'e mi oluruz? Benzin tsunamisi. İyi de bir kere o benzin değil petrol. Benzin siyah olmaz oğlum. Ne fark eder Kamil, ne fark eder? İkisi de yanıcı madde değil mi? Ha benzin ha petrol. Cık, o petrol değil, ham petrol. Ya beyler, yeter Allah'ın aşkına ya. Biz Van'a işini ne yapacağız? Onu düşünün. Oh. Ben buldum abi. Bir tesisatçı çağıralım. Güzel, tamam. Sen ara mahalleyi. Boşta bir tesisatçı varsa gelsin. Ulan sizin kafanıza güneş mi geçti ya? Çölün ortasında nereden bulacağız tesisatçıyı? Biri geldi, silahlar alın. Ben de... Oh! O benim Peşto. Peşto ne lan? Ne bileyim oğlum. Neyse, dikkat et. Aç. Selamünaleyküm kardeşler. Aleykümselam. Ulan siz nereden çıktınız? Yani ne zaman geldiniz? İnsan bir haber vermez mi ya kardeşim? Şey, vallahi bizim ikimizin gözleri yolda kalmıştı. Bunlar ne zaman gelecekler diye bekleyip duruyorduk. Hoş gelmişsiniz. Oğlum ayran ikram etsene ağanlara. İçeri davet etmek yok mu? Kapatın kapıyı. Gördüğüme o kadar çok sevinmişim ki. Ya ha bugün ha yarın, ha bugün ha yarın gelecekler diye 10 yıldır gözüm yollarda kalmış. Efendime söyleyeyim, bu gavurun dölleri bölgeyi perişan ettiler. Ne tarla bıraktılar ne kuyu, her şeye el koydular. Neymiş? Demokrasi gelmiş. Ya demokrasi hani? Geldi de biz mi görmedik? Allah sizden razı olsun. Allah size zeval vermeye. Ne mutlu size. Ne mutlu Türk'üm diyene. Sağ olasın. Peki şimdi anladığım kadarıyla sen bu ham petrolü alıyorsun. Kendin işleyip satıyorsun öyle mi? Ha komutanım. Tezgahımız budur. O zaman sen bu tesisat Van'a işinden de çakarsın. Af buyur. Van'a. Var ya, orada. Vallahi helal olsun Peşto. Bu kadar Van'a'yı karıştırmıyorsun. Van'a? Ne Van'ası baba? Bunları çevirmeyecek misin? Yok, o eskiden. Artık her şey dijital. Bu mu lan müzikal? He, budur. Bu kadar basitmiş bak. Artık gider ki kamyoneti alak gelmek. Kamyonet? Ne kamyoneti? Komşuda pişer, bize de düşer herhalde. Pardon birader. Ne düşecekmiş sana? Petrol. Hı? Birkaç var. Birkaç bidon. Olmadı şimdi Peşto kardeş. O dönem bitti biliyorsun artık. Tesis bize geçti. Ha bu mübarek biraz da bize çalışsın. Ama yani bana, yani bize. Şşş, öyle bana yok. Peşto musun nesin? Hadi ufak ikile bakayım. Yol al da görelim hadi. Ben de onu değilim zaten. Biz artık kaçalım. Müsaadenizle komutanım. Müsaade senin canım. Adamlar her şeyi planlamışlar. Tesisi avuçlarının içi gibi biriyle. Every detail of this territory. Ya komutanım, dedim bu işten vazgeçin, adamlar vazgeçmiyor. Dedim biz halımızdan memnunuz, demokrasiyi seviyoruz. Getirenler Allah razı olsun. Sizi diyeyim yani. Ya Amerika'yı seviyoruz, sizi seviyoruz. Adamlar Nuh diler, peygamber demişler. Tell him to stop sticking his nose in our business. We gotta do whatever we're gonna do to clean up this mess. Nasıl? Paşam diyor ki, bölge halkı bu işe karışmasın, gereken yapılacaktır diyor. Paşam diyor. Ama paşam, biz olaya... Why is he still talking? Peşto, daha fazla uzatma. Duymuyor musun sen? Adam işime karışmayın diyor. Deget, eşen bak. Peki. Paşam o zaman ben izninizi rica edeyim. Sağ olun, var olun bizi dinlediğiniz için. Dismissed. Artık gidebilirsin Peşto. Hayır. Hayır. İşler iyice karışıyor. Hey man, give me two more man. Ne tımarı lan? Yürü lan hadi, arabatı. Ne? Allah Allah. Siktir lan. Geçen gece aklımızı aldın. Yürü! Yürü lan. Al canım. Al canım. Afiyet olsun. Ne bakıyorsunuz oğlum? O bayan bayan. Go go hadi. Hadi. Go. Kamil, yemeğin bittiyse babacığım bir zahmet zıplıyorsun kuleye. Ne kulesi abi? Lan ne kulesi olacak? Nöbet tutacaksın Kamil. Ne nöbet abi? Gece vakti. Hem bu saatten sonra kim gelecek? Allah Allah. Lan bu herif gerçekten salak ya. Lan esas gece nöbet tutulur Kamil. Beyler, size bir şey söylemem gerekiyor. Galiba bu kız bana asılıyor. Yani galiba değil, kesin asılıyor. Ya kalbim duracaktı neredeyse birader. Aferin ulan sana Tezcan. Karizmanla ayıkladın kızı. Helal olsun sana. Belki sana öyle gelmiştir Tezcan. Bahattinciğim, nazar etme ne olur, çalış senin de olur birader. Kıskanmayalım kardeşler. Ben yüzüğü takayım, atarım size kartı Amerika'dan. Allah Allah, manyağa bak. Ne kıskanacağım lan. Şimdi Tezcan'ım, sen şu tabakları bir zahmet mutfağa götürüver. Tabii karizman çizilmezse. Çizilir tabii kardeşim. Siz yapın makaranızı. Son gülen iyi gülermiş. Bas, bas. Bas oğlum. Pompala tabii, pompala lan. Kendi ellerimle açtım bu anayı. Kendi ellerimle teslim ettim. Koca tesisi. At kafa, at kafana. Pompala oğlum. Pompalayayım ha? Pompalayayım, pompalayayım bir bok çıkmıyor. Bana bak, dua et de bu kuyu da kurumuş olmuyor. Öyle mi? Tamam, eski kuyu kurumuştan kurumuş, ben mi kazdım ya? Buyurun. Thank you. No problem. Can you speak English? Yes. Yes. Hadi ya. Şimdi sıçtık. Allah'ım bu ne güzel bir şey ya Rabbi ya. Yo yo no no no. Ben bir şey söyleme diyorum. Yani sen yemeğini ye yavrum, balım. Balım? Şimdi şöyle, böyle yoğurt şişmesin diye. Hani küçük böcük böcük. Ya arkadaş bu İngilizce ne kadar zormuş ya. Yani sen çok güzel, tatlı, sı olduğun için ben de balım dedim. İngilizce. Yesterday, good morning, futbol, Werder Bremen. Ben de ne dediğimi bilemem zaten, boş ver, yeme. Domatesi ısır ısır. Soğan ye, her derde deva, bak soğan. Kendi ellerimle açtım vanayı da. Kendi ellerimle teslim ettim. Bonca tesisi. Bas, bas. Çıka çıka bu kadar çıkıyor. Şimdi boku yedik. Ancak senin çokmağa yetişir. Doldurayım mı? Neyse, ziyan olmasın. Doldur bari. Doldur. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Babalar, hayırlı akşamlar. Türkçe bilen var mı? Türkçe speak. Evet, bilik. Ha, çok güzel ya. Bir şey soracağım babacığım. Buralarda bir yerlerde petrol tesisi var mı acaba o? Aha şu yanda. Oh. Çok teşekkürler babaya. Sağ ol. Eyvallah. Sağ olasın. Ben sana demedim mi? Teker teker geliyorlar işte. Ha vallahi. Yetiştirme yurdu, cezaevi derken hayat bizi buralara kadar getirdi işte. Life if life yani. Ya ben de isterdim hani evleneyim, çocuklarım olsun. Yani cildiren. Oh my God. Help me. Mickey. Küçük. Ya çocuk işte yani. Sen anlıyor. Sen ağlıyor. Bak şimdi. Aşkım lütfen ağlama ya. Al. Sil gözyaşlarını. Vay Tezcan'ım. Hele şükür Türk sınırına geçebildin. Farkında mısınız bilmem ama yıllardır kesik olan bu petrol boru hattını açtık be abicim. Ya bunu biz başardık. Buradaki 5 kişi. Yıllar sonra kedi olalı bir fare tuttuk değil mi? Doğru lan. Beyler bu petrol böyle aksın. Bak çok fazla değil. 5-10 yıl sonra biz Dubai'ye geçeriz be. Vay be. Gurur duydum kendimizle. Duy Recep duy. Bir de memlekete döndüğümüzde nasıl karşılanacağız onu düşünün. Oho! Kesin mehter takımı gelir. Kesin gelir. Bahattin abi, bizim avantamız ne olacak bu işten? Ne bileyim, dönünce 3-5 kıya olur herhalde bizimkilerin diye tahmin ediyorum şahsım adına. Ne herhaldesi Bahattin'im? Net olmamız lazım. Bence isteyelim 2-3 benzin istasyonu. Bence de isteyelim abi. Ben yerleri bile düşündüm ya. 1, şaşkın bakkal. Vallahi bak şerefsizim, vızır vızır öyle gençler falan. 2, sirkeci. 3, Topkapı diyorum ben. Yeter bize zaten. Desenize bayağı zengin olduk uşaklar. Recep abi, bal tutan parmağını yalar. Boşuna mı yaptık biz bu rüzgarı? Kim lan? Lan. Vay babalar, yeni kostüm yapmışsınız, nefis. Taksici, sen nasıl geldin lan buraya? Vallahi arazide yolu böyle 1-2 kaybettik ama sonunda bulduk işte. Televizyonda gördük sizi, hemen geldik. Hamit abi! Abi hoş geldin. Hamit abi ne haber ya? Ne haber lan çubuk kreker? Bahattin Bey. Taksici, gel lan buraya gel. Taksici deme bana, anlarım baksana al vitesi yanına. Gel. Toprağım benim be, hala memleket kokuyor. O kadar özlemişim ki birader. Bu ödeme işini kim yapıyor abi? Ne ödemesi kardeş? Taksi ücreti abi. Ne kadar toprağım? Tezcan, ver bir yüzlük tamam. 2 milyar 250 milyoncuk. 2 milyar 250 mi? Lan taksici, sen harbiden büyük arızaymışsın ha. Ulan toprağım dedik, bağrımıza bastık. Sen totoş çıktın lan. Ne totoşu abi? 2500 kilometre yol gittik. Aha sor. Su yakmıyoruz abi. Tamam kardeşim, fulleyelim deponu. Gazlar mı burada gaz? Gaz? He. Benim araba tüplü de. Tüp mü? Ulan sokarım o tüpü bir tarafına senin ha. Abi ne tüpü? Abi lan güzel lan. Çekil lan. Ulan. Dur. Lan. Ölçüksünüz teker teker gelin lan. Hala konuşuyor ya. Ulan taksici. Yere git lan. Lan aklını alırım seni taksici. Çek lan pipimizi Kamil. Al lan al. Ölüm. Atın lan abi. Atın lan. Lan. Lan 250 milyon. Akşamdan ışıktır. Ya haylalar, yaylalar, ya haylalar, yaylalar. Düşün şimşir kaşıktır. Dilo, dilo, yaylalar. Koşur kızını zapt eyle. Ya haylalar, yaylalar. Bizi hivalan aşıktır. Dilo, dilo, yaylalar. Sol, kıt alır. Sağa dön. Hazır ol! Merhaba asker! Sağ ol! Nasılsınız? Sağ ol! Sen nasılsın Bahattin? Şşş! Ciddi ol asker! Konuşma lan kertenes! Tezcan tamam da birader! Ciddi olalım, iştimata yok! Arkadaşlar... görev dağılımını yapıyorum. Recep güçlü. Silah, bakım ve onarımdan sorumlusun. Marş marş! Tam istediğimi verdim ha! Emredersiniz komutanım! Sen Hamit Askabal, sen Burak Öncü. Buyurun komutanım. Beslenme ve mutfaktan sorumlusunuz. Marş marş. Emredersiniz komutanım. Onbaşı Kamil. Emredin komutanım. Sen şu nöbetçi kulübesinde nöbet tutuyorsun. Şuraya. Şöyle. Orada işte. Emredersiniz komutanım. Tezcan eli bol. Efendim Bahattin. Şşş. Bak yine bozdu. Oğlum sen niye bozuyorsun bunu ya? Kamil bak senin osturuğumlu düğümlerim ha. Ya birader ne zaman bitiyor bu tiyatro? İşimiz gücümüz var da. Tezcan Elibol, sen de esirlerden sorumlu askersin. Marş marş. Ha emredersin kardeş. Bahattin abi ben. Sen de insanlar arasında bağlantı kuruyorsun. Muhabbet. Koordinasyon yani. Ha? Koordinasyon. Hı. Bahattin abi, komutanım bir tank geliyor. Ateş edeyim mi? Tank mı geliyor? Ateş etme Kamil, hayır. Ama komutanım çok şüpheli bir gelişi var, bak. Hayır Kamil olsun, bırak gelsin, ateş etme. Ya ben size dedim, herkes silahlarını alsın. Tam siper, nişan alın, silah alın. Ateş etmeyeceksen ben niye duruyorum ki burada? Abi, gelen tank değil jip. Jip mi? Biri de Türk bayrağı sallıyor. Hadi be. Bizi tebrik etmeye geldiler galiba. Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Türkiye Dışişleri Müsteşarı, beyefendi de Amerikan Başkonsolosu, konuşmaya geldik. Aç oğlum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Welcome. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Good morning. Good morning. Good morning. Buyurun, şöyle kabineye geçelim. Merhaba. 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 Albayım, sorması ayıp. Tabur nerede? Tabur? Yani diğer askerler. Askerler? Kaç kişisiniz yani? 5. Yalnızca 5 kişiyi kavuruyor. Demek sadece 5. Ha, siz özel birliktensiniz. Memlekettekilerin haberi yok da. There are only 5 people in the squad. That's it. Ne dedi lan bu Tezcan? Abi anladığım kadarıyla bu adam ajan olabilir. Dear Under Secretary, would you ask them please? How are these hostages, conditions? Konuşuyoruz. Komutanım, konsolos bey soruyor. Esirlerin durumu nasıl? İyi, çok iyi. Oturuyorlar. Good. Siz hangi teşkilattansınız arkadaşlar ya? Teşkilat mı? Ne teşkilatı abi? Kafamıza göre takılıyoruz. Yani sus. Efendim, biz İstanbul Can Kurtaran'danız. Sultanahmet'in alt tarafı. Hayır, onu sormadım. Siz asker değil misiniz? Asker? Ne askeri? Ama bu kıyafetler? Emanet dur. Yani ödünç aldık, geri götüreceğiz. Ödün çaldınız. Askeriyeden çaldık. Ha. Memlekette ne var ne yok abi? Sen onları anlat bize. Ne memleketi evladım? Gençler, siz ne yaptığınızın farkında mısınız? Ne gibi abi? Ya bütün dünya sizden bahsediyor, biliyor musunuz? Demiştim abi, meşhur olduk bak. Bir iki haber duyduk ama... Ne bir iki haberi? Bütün insanlık sabah akşam sizden bahsediyor. Sizin bir şeyden haberiniz yok. Yapma ya. Ya beyler, iş büyüdü. Hı? Evet, bu eylemi ne kadar sürdürmeyi düşünüyorsunuz? Ne kadar mı? Petrol bitene kadar. Ya Kamil sen mi sus? Bakın biz buraya yıllardan beri çeşitli bahanelerle zırt pırt kesilen petrolün sağ salim akmasını sağlamak için geldik. Petrol akmıyor mu yoksa? Akıyor da nereye kadar? Şimdi siz söyleyin bakayım bana, sizin asıl isteğiniz ne? Şimdi, sayın müsteşarım, ağanın eli tutulmaz. Bizim de 3-5 isteğimiz var, eğer sizin için de uygunsa. Bizim amacımız biraz yatırımla ilgili. Yatırım mı? Baba, fazla kasma, 2 istasyona bağlı işi. Tabii canım, 1 olur, 2 olur. Ne 2'si, ne 1'i çocuklar? İstasyon, benzin istasyonu. Benzin istasyonu mu? Mümkünse şaşkın bakkal civarında. Ya Kamil, ne şaşkını? Ya oğlum bir sus. Abi neresi olursa olsun fark etmez. Abi sen dedin, gençler falan. Ya Kamil bir sus, bir sus! İstasyon ha? Hem de şaşkın bakkalda. Yani orası olması da şart değil abi. Yani iki telli, avcılar... Fark etmez. Ya gençler, anlıyorum ki siz gerçekten ne konuştuğunuzun farkında değilsiniz. Bakın gelin, siz başınıza daha fazla iş açmadan bu işten vazgeçin. Öncelikle şuradaki askerleri bırakın. Belki terörist olarak yargılanmaktan kurtulur, sizin eylemci olarak yargılanmanızı sağlayabilirim. Yargılanmak mı? Yani bizi yargılayacak mısınız? Ya tabii. Ama Irak hükümetinden de iadenizi talep edeceğiz. Yani, Irak'ta mı hapse gireceğiz biz? Şu anda Irak topraklarındayız. Bakın çocuklar, siz içinde bulunduğunuz durumun ciddiyetinin farkında değilsiniz herhalde. Siz gelin bu abinizi dinleyin, silahlarınızı bırakın, teslim olun. Emredersiniz. Bir dakika. Sayın Bakanım. Müsteşar. Her neyse artık, siz bizi biraz yanlış anladınız galiba. Biz buraya teslim olmaya gelmedik. Ayrıca kimseden maaş istemiyoruz. Ya isteklerimizi kabul edersiniz ya da... Ya da çarşı karışır hemşerim. Son sözünüz bu mu? Evet, budur. Peki, siz bilirsiniz. Let's go my friend. Nasıl konuştum ama? Süper konuştun abiciğim. Ya bunlar laftan anlamayacak oğlum. Tezcan bir dakika. Bir dakika lan. Bir dakika oğlum. Abi dur bir dakika. Bak Recep bak. Sana bak. Ana. Selamünaleyküm. Dedik adamlar ta nerelerinden geldi bir koç. Dur. Bir koç kesemedik dedik. Dedik yine koçu kesek, kebap edek, yiyek dedik. Geç içeri koçum. Hadi. yatıyorum. Hepinize iyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Angelin! Dur! Konuşma lan kertenes. Bir daha uyuduğunu görmeyin bak ha. Seni buraya namusumuzu koru diye koyuyoruz. Sen usturunda mısır patlatıyorsun. Yok abi, patlatmadım. Hiç görünmüyorlar ki. Kusura bakma birader, rahatsız ettim. Canım, aşkım, şişt, kalk kalk. Kalk kalk, oğlum kalk, ben geldim. Bak, gece yemeğin geldi. Lazım. Ben sevmem öyle zayıf kadın. Yani kadın dediğin balık etli olmalı, balık. Şşş! Alo! Ne bakıyorsun oğlum sen? Zıbarıp yatsana lan! Siz de yatın lan! Yat! Allah Allah! Ne kadar meraklılar ya! Ayıptır ya! Yani şurada nişanlımızla iki çift laf edeceğiz. Cık. Abi aç. Ne oldu? Ağam ak mı? Niye? Herhalde Van'a kapalı. Aç dedik ya. Neyi? Vanayı. Olur ha. Ya bırak şunu ya, bırak. Ne olur lan? Teröristler. Kaldırın lan ellerinizi! Anam avradım olsun, çakarım lan mermiyi! Kaldır lan! Kaldır! Kaldır lan! Açın lan yüzlerinizi! Açın! Vay Peştoğlu Peş! Tahmin etmiştim lan hırız olduğunu. Bir iki bidon alacaktık vallahi çakmak için. Yok ya! Bahattin! Kamil! Asker. Sağ ol. Ya Bahattin, bu sabah içtima yapmasak olmaz mı? Olmaz. Disiplin her şeydir Tezcan. O da kendini iyice komutan sanmaya başladı ha. Tezcan bir şey mi dedin? Yok yok, şey diyorum, bu paşa senden başka kimseye yakışmaz da ha. Yani kıyafet, fırfır falan 10 numara. Tansiyon hastası ya. Bir tatsızlık çıkmasın diye yaptım. Vay vay, tabii tabii, Savaş abi hoş geldin. Merhaba, merhaba çocuklar, nasılsınız? Nasılsın abi? Hoş geldin abi. Merhaba, Türk mü arkadaş? Türk, geç abi. Merhaba, hoş geldin Savaş abi. Buyurun, buyurun. Buyurun, buyurun. Geç. Anlamabilir mi? Oğlum ne işte? Evet, hazır mıyız son sayın? Hız abi, 3, 2, 1, yayın. Merhaba, yine zıpkın gibi, fişek gibi bir atakım haftası. Ve her zaman olduğu gibi dop dolu, rengarenk, cıvıl cıvıl bir A takım haftası. Sevgili seyirciler, A takımı 14. yılına uzaklarda giriyor ülkemizden. Çok uzaklarda. Ama bütün dünyanın gözü, kulağı çok yakın buraya. Kuzey Irak'ta ele geçirilmiş bir stratejik bölgede bir petrol istasyonuna 5 kişi. Evet, bütün koruma kalkanını aşan sadece 5 kişi bir baskın yaptı ve burayı ele geçirdi. Peki bunlar kim? Bütün dünya gibi biz de soruyoruz. Bunlar kim? Teröristler mi? Derin devlet mi? Askerler mi? Yoksa sıradan eylemciler mi? Az sonra bütün dünyayla beraber A takımından hem de kendi ağızlarından bu sorunun yanıtlarını alacağız. Sevgili arkadaşlar, siz devlet tarafından mı görevlendirildiniz? Yani devletin görevlileri misiniz? Yok. Yok. Değil. Kıyafetlerinize bakarsak peki asker misiniz? Yok. Yok, değil, abi. Yok abi, değiliz. Asker değiliz. Yani bizim böyle giyindiğimize bakma sen. O zaman geriye bir tek şey kalıyor. Siz terörist misiniz? Yok daha neler Savaş abi. Savaş abim. Bak biz aslında yani... Sorry. Ne sorry sorry? Bir dakika ya, bir dakika. Şimdi Savaş abi... Otur evladım, otur da konuş. Rahat rahat, tane tane, rahat rahat konuş. Arkadan arkadaşların da çıksın. Öyle mi abi? He. Ben herkese hayırlı akşamlar dilemek istiyorum. Hayırlı akşamlar. Arkadaşlık bizim gibi kimsesiz büyüyenler için çok önemli bir şeydir abi. Yani şu görmüş olduğunuz 5 kişi... yetimhane dönemlerinden beri hiçbirbirinden ayrılmayan kişilerdir abiciğim. Yani yeri geldi birbirimize hem anne olduk, hem baba olduk. Hem biz hayatımızı hep gayrimeşrudan kazandık abi. Yani biz de isterdik iş güç sahibi olmaya, olmadı kader. Kaderin önüne geçemezsin Savaş abi. Biz de bu alemde iş sahibi olduk, çıktık. Ama hiçbir zaman sokakta garibanından, emekliden hiçbir şey çalmadık. Yapmadık, tespit de etmiyoruz böyle bir şey. Öyle şey olur mu oğlum? Zenginden çaldık, fakirden çalmadık. Yani çalmanın zengini fakiri olmaz. Hiç kimseden çalmayacaksın. Doğru abi, haklısın. Haklısın abi. Alabilir miyim mikrofonu? İyi akşamlar Savaş abi. Bu arada herkese iyi akşamlar. Şunu söylemek istiyorum Savaş abi. Şimdi bir takım haberler okuyoruz medyada, basında duyuyoruz. Bu Irak'taki petrol boru hattının bize akışıyla ilgili. Yok orada bomba patladı, yok orada vana tıkandı, yok işte Amerikalılar geldi öyle dedi falan filan gibi. Sonra? Ben de arkadaşlarla paylaştım abicim. Paylaştım ve biz de yakından görmek için kalktık buraya geldik. Buraya geldik. Oğlum böyle saçma şey olur mu ya? Her gazeteyi okuyan, dur bakayım orada ne oluyor? Gelse, el koysa, dünyada düzen, huzur kalır mı ya? Kalmaz. Doğru söylüyor. Doğru. Kalmaz. Kalmaz. Yalnız arkadaşlar kusura bakmayın ben aklınıza mağruren bir şey söylemek istiyorum. Zannedersem bize göre... Manyak mısın lan? Güneşin altında yatmışsın. Beyin kanaması geçireceksin lan. Vay be. Ne rüyaydı biliyor musun Zeki? Hadi kalk, elini yüzünü yıka. Hadi, hadi kalk kalk. Tüktüm koydum keseye, annen seni vermediler. Ne haber Recep abi? Nasıl gidiyor? İyi Zeki. Sen ne diyorsun? Kontrasyonu kurdun mu? Koordinasyonu. He da kontrasyonu. E işte kuruyoruz. Recep abi. He. Ne çok silah varmış burada ya. Bırak onları. Onlar bazı metlidir. İyi ya, tamam biliyoruz. Vay. Bunlar ne abi? El bombası. Vay. Çok değişikmiş ya. Bırak onu yerine. Bunu çekince ne oluyor acaba? Dur! Çekme onu. Ulan Zeki, çekme onu dedim sana da. Pardon abi. Hem çıktı da. Yaz Recep, yaz. 20 tane el bombası. 20 el bombası konserve türü. 2 tane taramalı tüfek. Ha, bunlara makineli tüfek denir. Ya Recep, kelimelere takılma be abi. Yaz sen. Ha taramalı, ha makinalı. Ne fark eder? Ulan Zeki, gördün mü yediğim boku? Nasıl ödeyeceğiz bu silahların parasını biz ha? Ben karışmam kardeşim. Kendi çalışıp ödesin. Biz de biliyoruz sağa sola sıkmayı. Komutanım, komutanım! Gene ne var lan? Bir tank geliyor. Ateş edeyim mi? Hayır Kamil, ateş etme. Allah bu herifin de sonuna hayretsin. Silahları kapın, çabuk. Zeki, sen de al lan silah. Al. Yürüyün lan. Kapremi, barbuni, zarbuni, nereden? Mahrumiyle, kapsını, fakirine bombalı. Kapremi, barbuni, elzeguni, delderduni, mahrumiyle, kapsını, fakirine bombalı. Kapremi, barbuni, zarbuni, mahrumiyle, kapsını, fakirine bombalı. خبرم الله باركوني أرزقوني تلدردوني مخرم الله درسوني قياني ببرداني مخرم الله درسوني صرفوني بتعطوني مخرم الله عنفوني مخرزي الله يعشق بدأ عدم تقبل في الجرية مخرمي سيما رجالي بتولاني Selamun Aleyküm. Arkadaşlar, bu size son uyarımızdır. Eğer tesisi hemen bize teslim etmezseniz başınız dertte demektir. Canınız yanabilir. Bunu bilesiz diye size söylemeye geldim. Ha, uyarı yani. Uyarı ha. Yürü lan. Yürü. Teslim olmayayım mısınız? Olmayayım mısınız? Ulan bana bak bana. Ben seninle sonra görüşeceğim. Sen merak etme. Peşto. Dikkat. Dikkat. Ne dedin kardeş? Hepimiz kardeşiz. Bu kavga ne diye yaşamak dururken bu öfke ne diye dağlar oy 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 dağlar oy oy oy. Kamil, kapıyı kapat! Nedir cevabınız? Ne diyorsunuz? Arkadaşlar, tek atımlık mermimiz kalmadığı gibi galiba bu işin sonuna geldik. Şerefsizler her yeri bombaladı. Sen de bize bir iki bomba salladın. Tamam oğlum, heyecanlandım yani, tamam mı? İçeriye birkaç tane yanlışlıkla bomba düşmüş olabilir. Ama biz kazandık. Kazandık da ne oldu oğlum? İçecek bir bardak suyumuz yok be. Buldum arkadaşlar. Bir kaset daha gönderelim. Taleplerimizi iletelim. Bir kamyon su, mermi, yiyecek, her şeyi istiyorum. Elimizde bu kadar esir varken mecbur gönderecekler. Doğru. Aferin lan. Zeki, sen abi kamerayı hazırla. Hemen kayda başla. Hadi. Tamam abi. Bir de baktım ateş ediler. Olay mahalline vardım, bir de ne göreyim? Bölge halka ayaklanmış. And guess what I say. Teröristler tesisten halkın üzerine ateş ediyorlar. Halkın eli de armut toplanmıyor tabii. Onlar da birkaç tane ateş ettiler. Locals were fired back. Fakat olay yerine varır varmaz dedim, paşam bu işe çok sinirlenir, hemen durdurur. O saat durdular, olayı yatıştırdım. Sonra efendime söyleyeyim. Tell this guy not to go around that facility again, ever. We know he's involved in this nonsense. Keep him out of the territory. If I ever see him around here again, I'll have him arrested immediately. Immediately. Paşam diyor ki, bu bölgede dolaştığını görürsem onun ayaklarını kırar, mahpusa atarım diyor. Paşam diyor. Paşamın canı sağ olsun. O zaman ben müsaade isteyeyim. Sir, another CD has arrived, sir. Give me the president. Arkadaşlar, bizim röportaj işe yaradı. İstasyon işi oluyor galiba. Yürüyün. Hoş geldiniz Mustafa Şer Bey. Hoş bulduk da haberler pek iyi değil arkadaşlar. Neden abi? Bakın arkadaşlar, bugün Ankara'ya geri dönüyorum. Geri dönmeden önce son kez sizi uyarmaya geldim. Niye son bir kez dediniz? Ankara beni geri çağırdı. Bundan sonra yalnızsınız çocuklar. Yapma ya. Müşteşar abi, sen bize çok fazla takılma. Biz bakarız başımızın çaresine. Siz bu arada petrolü biriktirmeye devam edin. Boşa gitmesin bu kadar muhabbet. Siz gerçekten bir şey anlamıyorsunuz. Siz zannediyor musunuz ki bu petrol memlekette kalacak? Öyle vanayı açmakla olmaz bu işler. Terkos suyu mu bu? Ha? Aç, aksın. Uluslararası anlaşmalarla dönüyor bu işler. Neyse, söylenecek fazla bir şey kalmadı. Siz bu işin sonuna geldiniz. Niye öyle dediniz abi? Ha? Niye son kez dediniz? Artık yalnızsınız. Amerika yakında buraya operasyon düzenler. Oh, operasyon mu? Oo. Size söyledim teslim olun diye. Artık biz daha sonra iadenizi talep ederiz. Hadi kendinize iyi bakın. Gitti bizim istasyon. Üzülme be Tezcan. Bak petrol de geri vereceklermiş zaten. Ne satacaksın ki istasyonda? Ne yani biz boşuna mı bu kadar uğraştık? Ya bırakın şimdi istasyona benzini. Arkadaşlar duymadınız mı? Adam Amerikalılar operasyon yapacak diyor. Biz ne bok yiyeceğiz? Gelsinler kardeşim. Gelecekleri varsa görecekleri de var. Cephanemiz de bitti. Çarpışamazdık da. Oğlum savaş sadece mermiyle kazanılmaz. Yürekle kazanılır, yürek. Tezcanım, kardeşim şimdi sana bir korum. Görürsün yüreği de savaşı da. Lan adamlar tankla tüfekle gelecek. Biz ne yapacağız? Taş mı atacağız? Bırakın geyiği. Ne yapacağız onu düşünün. O ne lan? Ne oluyor lan? Ne bu? Abi, operasyon başlamış olmasın? Yaklaşmayın, Truva atı olabilir. İçinden asker çıkabilir. Şişt, sakın yaklaşma. Tezcan, yaklaşma. Ya ne yaklaşmayacağım kardeşim? Hayır Tezcan, bir dakika lan, bir dakika. Tezcan abi. Bir dakika. Şişt, çıkın lan, çıkın lan. Çıkın lan. Alo. Harbiden siparişlerimiz gelmiş. Oo, bir sürü mermi var buraya. Ulan operasyon yapacak adam mermi gönderir mi be? Bu müsteşar da az daha bizi yiyecekti ha. Yiyecek dedin de abi. Yiyecek de göndermişler midir lan? Şş, yemeyin oğlum, domuz yağı vardır içinde. Bahattin, bana oradan 2 kutu mermi atsana kardeş. Tabii, tabii. Ya oğlum, beni de anlattın sen. Derler ki kuşlar bir memleketten diğerine göç ederken asla dişi kuşu geride bırakmazlarmış. Göç ne kadar zor olursa olsun erkek dişisini göçü tamamlatmak istermiş. Onları ayıran tek şeyin pusuda yatan avcılar olduğu söylenir. Eğer erkek kuş göç sırasında dişisini kaybederse bir zaman sonra o da göç yolunda ölürmüş. Söylediklerimi anlamadığını biliyorum ama ne yapacaksın? Rahmetli babam hep derdi ki aşıkla maşuk arasında söze ihtiyaç yoktur. Gönülden gönüle görünmeyen kablolar uzanır. O kablolardan sözler, hisler akar gider. Hani kablolardan İngilizce akar mı bilemiyorum. Ama ben de sana şunu söylemeden buradan göç etmek istemiyorum. Ben sana harbiden tutuldum be. Ben aşık oldum kız. Acıyor birader. Evet, burada morarite var. Bu salak ateş etti. Aman ha birader. Plastik mermi. Vay be. Ulan benbirinin de sahtesini yapmışlar ha. Ulan ne sahtesi? Şerefsizler eğitim mermisi göndermişler. Plastik mermi mi? Bah öyle geliyor ki ya bu Amerikalılar buraya operasyon düzenleyecek. Hı? Yoksa ne için göndermişler dandik mermiyi? Beyler, şimdi harbiden sıçtık demektir. Ne yapacağız? Şöyle bir saksıları çalıştıralım beyler. Ha? Ne yapacağız Recep abi? Vallahi ne diyeyim? Benim de kafa durdu. Aa, benzedim abi uşağa. Ben de. Kalk lan sen de. Gebereceğini zannettik. Aklımız gitti. Kalk. Kalk. Ne yapacağız o zaman şimdi? Ne bileyim Bahattin, benim de aklım gitti. Gözlerimiz yollarda kaldı. Kola var buyurun. Yahu, where have you been? We were waiting for you. Cook. No, thank you. İzlediğiniz teşekkürler. Evet, evet. Hello, hello. How are you, Lieutenant? I'm okay, sir. Sir. We looked everywhere, but we can't find them. Okay, soldier. I understand. Ladies and gentlemen, I'm happy to announce that today the terrorist attack on the Kerkük-Taşlık pipeline has been ended by the American Army. I congratulate these brave soldiers for this great victory. Değerli basın mensubu arkadaşlarım, son günlerde dünya gündemini meşgul eden petrol tesisi krizi sonunda çözüme ulaşmıştır. Hükümetimiz her zamanki gibi olayları yakından takip ediyor ve etmeye de devam edecektir. Efendim, eylemcilerin akıbeti ne oldu? Eylemcilerin ne olduğu konusu şu anki soruşturmanın seyri açısından gizli tutulmaktadır. Ama herkes müsterih olsun ki hükümetimiz ülkemize ve komşularımızla neler olup bittiğini yakından takip etmektedir. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Teşekkürler. Amimi işten okudum. Ne bileyim olay yukarıdan truva atacaklar kafamıza. Abi gerek yok dedik sana ya. Sen hala ne alakası var?